Platolarla devam edeceğiz. Platolardan bahsedeceğiz. Şimdi plato dediğimiz şey nedir? Çevresine göre yüksekte kalan geniş düzlükler. Seste sıkıntı mı var? Sesim az geliyor. Allah Şu an nasıl, iyi mi? Kötü olan varsa söylesin. Kötü olan. Sesim kötü. İyi. Kötü diyen? Kötü diyen var mı? Yok herhalde, değil mi? Yok, tamam. Kötü diyen yok o zaman, iyi. Evet, şimdi arkadaşlar devam ediyoruz platolarla. Plato dediğimiz şey çevresine göre yüksekte kalan geniş düzlükler. Hatırlarsanız geçen hafta dedik ki çevresine göre alçakta kalan düzlüklere de ne diyorduk? Ova diyorduk. Bunlar da çevresine göre yüksekte kalan geniş düzlükler. Şimdi hatırlarsanız daha önce şöyle bir şeyden bahsetmiştik. Dedik ki ülkemizdeki platoların birçoğunun ortalama yükseltisi fazladır arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Ülkemizdeki platoların birçoğunun ortalama yükseltisi fazladır. Bunun sebebi de, bakın şurada belirttik, dördüncü zamanda Türkiye'nin toptan yükselmeye uğramasıdır arkadaşlar. Dördüncü zamanda Türkiye'nin toptan yükselmeye uğramasıdır. Bundan dolayı ülkemizdeki platoların birçoğunun ortalama yükseltisi nedir? Fazladır. Buna dikkat edin. Bunu jeolojik devirleri anlatırken de bahsetmiştik. Kısaca bir değinmiştik. Böyle bir soruyla karşılaştığınız zaman cevabınız bu olacak. Türkiye'deki platoların ortalama yükseltisinin fazla olmasının sebebi nedir? Sebebi dördüncü zamanda toptan yükselmeye uğramasıdır diyeceksiniz. Ülkemizdeki platoların en geniş alan kapladığı bölgemiz de neresi? İç Anadolu bölgesi arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Dikkat edin. Şimdi hem bölge bölge platolarımızın isimlerinden hem de özelliklerinden bahsedelim. Daha sonra yerlerine bakacağız bunların. Şimdi arkadaşlar Uzunyaylı, Bozok, Haymana, Cihanbeyli, bir de Obruk platosu. Bunlar İç Anadolu'da yer alıyor. Fakat şu Uzunyaylı, Bozok, Haymana, Cihanbeyli dediğimizde biz yatay duruşlu veya tabaka düzlüğü diyoruz. Bakın, yatay duruşlu veya tabaka düzlüğü. Aslında bunun herhangi bir özelliği yok arkadaşlar. Yüzeyi aşınmış arazidir. Bunlara yatay duruşlu diyoruz biz. Burada Obruk platosuna dikkat edin. Bakın, İç Anadolu bölgesinde Obruk platosu oluşum bakımından nedir? Karstiktir. Yani karstlaşmanın etkili olduğu, karstik kayaçların bulunduğu bir yerdir. Tamam mı? Bu yüzden Obruk platosunu unutmayın İç Anadolu bölgesinde. Obruk platosu deyince karstik arazi olduğunu unutmayın. Bir diğeri Doğu Anadolu bölgesi. Doğu Anadolu bölgesinde ise Erzurum, Kars, Ardahan platoları yer alıyor. Bunlar da dikkat ederseniz lav örtülü plato demişiz. Lav örtülü plato. Yani volkanik bir plato dediği zaman buraya alacağız. Yüzey lavlarla kaplı olduğu için lav örtülü plato diyoruz. Hatta volkanizmayı anlatırken demiştim. Hani size volkanik arazi sorulduğu zaman gösterdiğim volkanik dağların yerlerini vermezse %90 burayı verir. Erzurum Kars'ı verir. Burası da volkanik bir arazidir. Bunu unutmuyorsunuz. Dikkat edin arkadaşlar. Ve Türkiye'de en yüksek platomuzdur Erzurum Kars platosu. Geldik Akdeniz'e. Akdeniz'de iki platomuz var. Teke ve Taşeri platoları. Özelliği karstik bir plato olması bu ikisinde arkadaşlar. Karstik kayaçların en yoğun olduğu yerdir Türkiye'de. Akdeniz bölgesinde özellikle Teke ve Taşeri platoların olduğu yer. Bir diğeri Marmara bölgesi. Marmara bölgesinde ise Çatalca Kocaeli platosu. Çatalca Kocaeli platosu için dikkat ederseniz ne demişiz? Aşının platosu demişiz. Aşının. Yani deniz seviyesine en yakın plato burası arkadaşlar. Aşının platosu. Şunu söyleyeyim. Peneplem'den daha önce bir bahsetmiştik. Jeolojik devirleri anlatırken hatırlarsanız eğer. Dedi ki Peneplem deniz seviyesine yakın düzlükler demektir. Ama Türkiye'de Peneplem örneği pek yok. Çünkü Türkiye genç bir ülke. Yükseldi, ortalama yükselti ve engebe fazla. Fakat Peneplem'e en yakın yeri burayı örnek verebilirsiniz demiştik. Hani Peneplem'e en yakın yer derse Çatalca Kocaeli platosunu ne yapabilirsiniz? Alabilirsiniz. Ve ülkemizde yükseltisi en az olan platomuz burası. Geldik bir diğeri Yazılıkaya platosu. Ege'de bu da yatay duruşlu bir plato. Kütahya, Afyon arasında yer alıyor. Güneydoğu Anadolu bölgesine geldik. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Gaziantep, Şanlıurfa
Şanlıurfa platoları var. Bu da yatay duruşlu platodur. Bir de Perşembe platosu var arkadaşlar. Perşembe platosu. Bu da aynı Çatalca, Kocaeli gibi Haşin'in platosuna örnektir. Yine deniz seviyesine yakın platomuz yükselsen az olan plato. Peneplene yine örnek olarak gösterebilirsiniz burayı. Şimdi platolarımızın isimleri ve özellikleri bunlar. Şimdi özelliklere de dikkat edin. Bazı zaman şöyle sorularla karşılaşabilirsiniz. Aşağıdaki platoların hangisi oluşum bakımından farklıdır? Şimdi oluşum bakımından farklı derken atıyorum 4 tane yatay duruşlu verir, bir tane karstik verir. 4 tane yatay duruşlu verir, bir tane aşınım verir. Bunun gibi arkadaşlar dikkat edin oluşumlarını unutmayın. Platoları size arkadaşlar ekonomik özelliği üzerinden de soru olarak sorabilir. Ekonomik özelliğinden yola çıkarak. Bakın mesela der ki aşağıdaki platoların hangisi? Kıl keçisi yetiştiricinin en yaygın yapıldığı platodur. Kıl keçisi yetiştiricinin en yaygın yapıldığı plato. Evet. Teke ve taşeli platoları arkadaşlar değil mi? Taşeli ve teke platoları bunlar yaygın yapıldığı yerdir. Şuradan haritamızı biraz büyüteyim de. Arkadaşlar yerlerine de bakalım platolarımızın. Evet şimdi mesela dedi ki size Büyükbaş Mera hayvancılığının yaygın olarak yapıldığı plato aşağıdakilerden hangisidir? Evet, güzel. Erzurum, Kars, harikulade, güzel harikulade. Bu şekilde ekonomik özelliği üzerinden sorabilir size. Mesela burada bizim yer olarak da dikkat etmemiz lazım arkadaşlar platolara. Yer olarak da özellikle en çok karıştıracağımız yer belki İç Anadolu bölgesi olabilir arkadaşlar. İç Anadolu'daki platolarla başlayalım yerlerine. Bakın şurası Uzunyayla platosunun olduğu yer. Sivas civarı. Şurası Bozok platosu. Yozgat civarı. Şurası Haymana platosu. Ankara civarı. Cihangeli platosu. Konya. Ve Tuz Gölü'nün hemen altı yine Konya civarında. Obruk platosu. Bakın bunlar İç Anadolu'daki platolar. Mesela dedi ki buğday tarımının yoğun olduğu plato aşağıdakilerden hangisidir? Buğday tarımının yoğun olduğu plato. Cihan. Başka bakıyorum Cihanbeyli. Güzel. Güzel evet harikulade güzel. Cihanbeyli platosu buğday tarımının yoğun olduğu yerlerden birisi. Çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi İç Anadolu'dakilerin yerleri bu şekilde. Belki anlattığım sınıflarda daha önce söylemişimdir. Hani 2013 yılında zor bir soru çıkmıştı. Yani o yılın en zor sorusuydu. Mesela şurada yukarıda kara büyü işaretlemiş adam. Şuraya Karabük demiş. Şuraya da işte Konya demiş. Diyor ki işte Karabük'ten Konya'ya giden bir kişi aşağıdaki yer şekillerinin hangisiyle sırasıyla karşılaşır diyor. Şimdi demiştik ki hani burada platoların yerlerine de dikkat edin. Şimdi burada önce bir Köroğlu Dağları var. Köroğlu Dağları'nı geçiyorsunuz. Ondan sonra Haymana Platosu Ankara'da. Daha sonra Cihanbeyli Platosu. Ondan sonra Konya'ya ulaşıyorsunuz bu şekilde. O yüzden yerlere de dikkat edin. Yani işte biraz harita bilgisi lazım tabii ki. Evinizde atlasınız falan varsa bunlara dikkat edebilirsiniz. Mesela arada bir bakarak. Tamam mı? Hangisi nerededir diye. Şimdi gerçi şu iki platonun sıralamasını bilseniz doğrudan da çıkarabilirsiniz. İki platonun sıralaması. Önce Haymana daha sonra Cihanbeyli platosunun geldiğini bilirseniz oradan da çıkarabilirsiniz mesela. Şimdi Erzurum Kars platosu dediğimiz yer zaten şurası bilirsiniz. Bunu karıştırmazsınız. Gaziantep Şanlıurfa'yı da karıştırmazsınız. Güneydoğu Anadolu'da. Teke ve Taşeli platoları. Antalya'nın batısı Teke. Doğusu ise Taşeli. Bunu demiştik. Tek taş olarak kodlayabilirsiniz. Yazılıkaya Ege'de. Kütahya ile Afyon arasında. Çatalca Kocaeli platosu dediğimiz yer. İstanbul İzmit Adapazarı'nın olduğu yer arkadaşlar. Ve şurada küçük bir platomuz var. Oldukça küçük. Perşembe platosu Ordu'da yer alıyor. Evet platolarımızın yerleri bu şekilde arkadaşlar. Özellikleri de böyle. Dediğim gibi ekonomik özelliği üzerinden de sorabilir. Geçtiğimiz sınavda da platolarla ilgili KPSS'de bir soru vardı. O da Obruk platosuydu. Mesela karstlaşmanın etkili olduğu bir platodur diyor. Birkaç yer numaralandırmış. Hani numaralandırmış yerlerin hangisidir diye. Şimdi adam Taşeli ve Teke'yi göstermemiş haritada. Ama Obruk platosunu göstermiş. Cevap neresi olacak? Cevap Obruk platosu olacak. Bu üçüne dikkat edin. Teke, Taşeli, Obruk.
karstlaşmanın etkili olduğu platolardır. Yani karstik kayaçların bulunduğu platodur diyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diğer bir sayfamıza geçelim. Platolarımızı burada noktaladık arkadaşlar. Şimdi akarsularla devam edeceğiz. Evet, akarsu dediğimiz şey doğal bir yatak içerisinde yıl boyunca ya da dönemlik akış gösteren su kütlelerine ne diyoruz? Akarsu diyoruz. Şimdi akarsularla ilgili terimlerimiz var. Önemli terimlerimiz, onlardan bahsedelim arkadaşlar. Bunlardan birincisi kaynak. Kaynak dediğimiz şey akarsunun çıktığı yerdir. Burada şuna dikkat edin. Bakın, Meriç Nehri ve Asi Nehri. Bunların kaynağı nerede? Kaynağı dışarıda. Ülkemiz sınırları dışında yer alıyor arkadaşlar. Kaynak kısmı ülkemiz sınırları dışında olan iki akarsu. Ağız kısmı dediğimiz terim. Ağız kısmı arkadaşlar akarsuyun denize döküldüğü yerdir. Tamam mı? Denize döküldüğü yerdir. Kaynak çıktığı yer, ağız kısmı döküldüğü yer. Burada da şuna dikkat ediyorsunuz. Çoru, Aras, Kura, Fırat, Dicle. Bu nehirlerin ağız kısmı sınırlarımız dışında yer alıyor. Bu şekilde direkt soru da sorabilir. Aşağıdaki akarsuların hangisinin kaynak kısmı dışarıdadır veya işte ağız kısmı dışarıdadır? Bu şekilde de soru gelebilir. Şimdi burada yazdığımız nota dikkat edin arkadaşlar. Şimdi burada bir şeyden bahsettik. Akarsuyun akmış olduğu işte o doğal oluğa biz akarsu yatağı diyoruz. Akarsuyun aktığı yatağa, doğal oluğa biz akarsu yatağı diyoruz. Bu yatağı da bölümlere ayırıyoruz arkadaşlar. Bu bölümlerden birine yukarı çığır diyoruz. Yukarı çığır dediğimiz şey kaynak kısmıdır arkadaşlar. Kaynak kısmı yukarı çığır oluyor. Aşağı çığır da denize döküldüğü yerdir. Ağız kısmıdır. Şimdi sizin burada dikkat etmeniz gereken şey bu çığır terimidir. Mesela der ki aşağıdaki akarsuların hangisinin yukarı çığırı sınırlarımız dışındadır? Yukarı çığır dediği zaman kastettiği kaynak kısmıdır. Meriç ve Asi Nehri'ni alacağız. Aşağıdaki akarsuların hangisinin aşağı çığırı sınırlarımız dışındadır dediği zaman da aşağı çığır dediği zaman hemen ağız kısmı gelecek aklıma. İşte Aras gibi, Kura gibi, Fırat Dicle gibi nehirleri ne yapacağız? Alacağız arkadaşlar. Buna dikkat edin. Burada çığır terimini unutmamamız lazım. Yukarı çığır, aşağı çığır ne demek? Buna dikkat edeceğiz. Şimdi geldik bir diğer terimimiz akarsu havzası. Akarsu havzası bir akarsuyun kollarıyla birlikte kapladığı alandır arkadaşlar. Kollarıyla birlikte kapladığı alan veya buna sularını topladığı alan da diyoruz. Şimdi iki tür havza var. Bir açık havza, bir de kapalı havza. Mesela bir akarsu sularını denize ulaştırmışsa eğer arkadaşlar bu açık havzadır. Eğer denize ulaştıramıyorsa bu nedir? Bu kapalı havzadır. Şimdi göllerde de var bu arkadaşlar. Göllerde de şöyle bir durum var. Göllerin eğer bir gölün gideni varsa, suyunu boşaltabiliyorsa göl, bu göl arkadaşlar açık havzalıdır. Ama gölün gideni yoksa, eğer sularını boşaltamıyorsa bu göl kapalı havza özelliği gösterir arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bizim ülkemizdeki akarsulara baktığımız zaman ülkemizdeki akarsular genel itibariyle nedir? Genel itibariyle denize ulaşıyor değil mi? Ülkemizdeki akarsuların geneli birçoğu denize ulaşıyor. Denize ulaştığı için biz bunlara ne diyoruz? Genel itibariyle açık havzalıdır diyoruz. Bakın ülkemizdeki akarsular genel itibariyle açık havza özelliği taşır demişiz. Ha, bunun yanında ülkemizde tabii ki kapalı havza olan yerler de var arkadaşlar. Kapalı havzalar da var. Tabii bunların birçoğu göldür zaten ülkemizde kapalı havzaların. En geniş yer kapladığı bölge derse kapalı havzaların İç Anadolu bölgesi diyeceğiz arkadaşlar. En geniş yer kapladığı bölgemiz İç Anadolu'dur. Bir yerde kapalı havza olmasının iki sebebi vardır. Mesela bunlardan biri yer şekilleridir, bir diğeri de iklimidir. Eğer yer şekillerinden dolayı nehirler denize ulaşamıyorsa veya ikliminden dolayı yani kuraklık çok fazla ise kuruyorsa birçok nehir, göl falan hani suyunu denize ulaştıramadan bu da etkili oluyor. Yani bir yerde kapalı havza olmasının sebebi sorulursa hani yer şekilleri ve iklim özellikleri buna etkiler. En geniş yer kapladığı bölgemizde İç Anadolu bölgesidir. Bunu unutmuyoruz. Şimdi kapalı havzalar ülkemizde nereler arkadaşlar? Bakın bunlardan biri
Tuz Gölü Kapalı Havzası ve Konya Ovası Kapalı Havzası. Göller Yöresi Kapalı Havzası, Van Gölü Kapalı Havzası ve Aras Kura Kapalı Havzası. Şimdi haritanın üzerinde de yerlerine bakalım. Konya Ovası ve Tuz Gölü dediğimiz yer, bakın şu alan burası. Göller Yöresi dediğimiz yer Akdeniz'de şu alan Göller Yöresi'dir. Van Gölü Kapalı Havzası, Aras'la Kura Kapalı Havzası da burası. Şimdi Aras Kura Hazar'a dökülüyor. Ülkemiz sınırları dışına çıkıyor. Ülkemiz sınırları dışında Hazar'a dökülüyor. Ama biz buna kapalı havza diyoruz bu iki akarsuya. Sebebi şu. Evet, sebebi nedir? Deniz değil. Evet, güzel. Deniz değil, güzel. Harikulade. Hazar da bir kapalı havza. Evet, Hazar bir göl. Hazar kapalı havza olduğu için bunlar da kapalı havzaya dökülüyorlar. Biz bu yüzden kapalı havza olarak nitelendiriyoruz bunları. Kapalı havzalarımızın yerleri bunlar. Bunlara dikkat edin. Şimdi adam bize arkadaşlar harita üzerinde kapalı havzaları sorarsa nereden anlarız? Bakın şuna dikkat edin. Göller yöresi şu Akdeniz'in olduğu yer. Esra, Akdeniz'in olduğu yer göller yöresidir. Tabii bu göller yöresinde bazı akarsu sular şöyle bir şey açık havza özelliği gösterir. Mesela Beyşehir gibi, Eğirdir gibi. Mesela bunlar açık havza özelliği gösteriyor ama birçoğu da orada kapalı havzadır. Evet, sadece bu dört yer kapalı havza özelliği gösterir. Dört yere dikkat ediyorsunuz harita üzerinde özellikle. Şimdi dediğim gibi harita üzerinde bize sorarsa eğer diyelim ki adam işaretlemiş. İşaretlenmiş yerin diyor ki ortak özelliği nedir? İşaretlenmiş yerin ortak özelliği. Şimdi işaretlenmiş yerin ortak özelliği dediği zaman ben kapalı havza olduğunu nasıl anlarım? Çok basit. Türkiye'nin iki önemli büyük gölü. Biri Tuz Gölü, biri Van Gölü. Adam bunu işaretlemişse soruda bu iki gölü ortak olarak gördüğüm harita üzerinde. Gördüğüm anda hemen aklıma şu gelecek. Adam bize sorduğu şey kapalı havza arkadaşlar. Bakın bu iki gölü işaretlenmiş olarak görürseniz eğer bunu unutmayın. Şimdi geldik bir diğer terimimize arkadaşlar. Diğer terimimiz akarsu debisi. Şimdi debi ile akış hızı çok karıştırılan şeylerden biridir. Debi dediğimiz şey arkadaşlar su miktarıdır. Su miktarı. Bir akarsuyun taşıdığı su miktarına biz debi diyoruz. Herhangi bir kesitinden bir saniyede geçen su miktarına debi diyoruz. Bakın bunu unutmayın. Debi bu. Ne kadar su varsa işte o debisini ifade eder. Bizim ülkemizdeki akarsuların debileri genelde bak dikkat edin arkadaşlar ne demişiz? Düşüktür demişiz. Akarsularımızın debileri genelde düşüktür. Sebebi nedir? Sebebi yarı kurak iklimlerden kaynaklanıyor değil mi? Ülkemizin büyük bir bölümü yaz mevsiminde nedir? Kurak geçiyor. Kurak geçtiğinden dolayı da ne oluyor? Debiler yaz mevsiminde bayağı bir düşmüyor mu ülkemizde? Düşüyor değil mi? Şimdi bir de şuna dikkat edin. Ülkemizdeki akarsuların debisinin en yüksek seviyeye ulaştığı mevsim ne zaman? Arkadaşlar ilkbahar. En yüksek seviyeye ulaştığı mevsim ilkbahar. Sebebi de nedir? Kar erimelerinden kaynaklanıyor arkadaşlar. Kar erimeleri bir de ilkbaharda eklenen yağışlardan dolayı ne oluyor? İlkbaharda seviyeleri bayağı bir yükseliyor. Şimdi debiyi etkileyen faktörler var. Arkadaşlar debiyi etkileyen faktörler nelerdir? Onlara bakalım. Şimdi bunlardan birincisi yağış miktarı. Bak, yağış miktarı fazla olan yerde debi de fazla olur arkadaşlar. Bu temel faktör. Yağış miktarı fazlaysa debi de fazla. Yükselteyim faktörleri de var tabii ki. Kaynağın büyüklüğü, kaynak az önce demiştik hatırlarsanız eğer, hani akarsuyun çıktığı yer, ne kadar büyük bir kaynaktan çıkarsa taşıdığı su miktarı o kadar ne olacak? Fazla olacak. Havzanın genişliği. Arkadaşlar havza az önce dedik yani kollarıyla birlikte kapladığı alan. Mesela bir akarsu ne kadar fazla kolla besleniyorsa, havzası ne kadar büyükse taşıdığı su miktarı da artacak haliyle havza su miktarını etkileyecek, debiyi etkileyecek. Zeminin özelliği. Mesela geçirgen kayaçlar bir yerde fazlaysa zeminden dolayı, geçirgen kayaçtan dolayı yer altına fazla su sızacak. Burada akarsu ne yapacak? Debi kaybedecek. Su miktarı kaybedecek. Şimdi bunu örnek yeri nereye verebiliriz mesela?
Şimdi adam dedi ki sadece zeminin özelliğini düşündüğümüzde çok güzel, harikulade. Akdeniz bölgesi, evet güzel. Akdeniz bölgesinde çünkü karstik kayaçlar yaygın ya. Karstik kayaç yaygın olduğu için arkadaşlar geçirgen kayaç yer altına fazla su sızıyor. Bu yüzden akarsu debileri bayağı bir düşer burada değil mi? Yani bu yüzden mesela şunu söyleyebilirsiniz. Akdeniz bölgesinin yer üstü suları bakımından fakir, yer altı suları bakımından zengindir diyebilirsiniz arkadaşlar. Bir diğeri buharlaşma miktarı. Buharlaşma miktarı dediğimiz şey yaz mevsiminde en fazla en yüksek olduğu bölgemiz neresi? Güneydoğu Anadolu değil mi? Yazın buharlaşmanın en fazla olduğu yer. Şimdi su buharlaşıp yükselecek. Akarsu debi kaybetmeyecek mi? Debi kaybedecek. O yüzden adam mesela sadece bunu düşünmemizi isterse, sadece buharlaşma miktarını düşündüğünüzde yaz mevsiminde akarsu debilerinde düşüş en fazla hangi bölgede meydana gelir dediği zaman cevabımız Güneydoğu Anadolu bölgesi olacak. Yazın çünkü buharlaşmanın en fazla olduğu yerdir. Güneydoğu Anadolu. Bunun dışında kar buz suları, eğim, bitki örtüsü gibi faktörler de ne yapar? Debiyi etkiler, su miktarını etkiler. Şimdi ben burada havzanın genişliği dedim ya. Peki adam bize şöyle bir şey sorsa. Dese ki sadece havzanın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki akarsuların hangisinin debisinin en yüksek olması beklenir? Yani bakın dikkat edin sadece havzanın büyüklüğünü düşünmemi istiyor. Benim o zaman burada neye dikkat etmem lazım? Şıklara bakacağım. Şıklarda ha çok güzel. Harikulade, Esmak, Kızılırmak, Fırat gibi büyüklüğüne bakacağım arkadaşlar. Büyüklüğüne. Bakacağım ki aşağıdaki akarsulardan hangisi daha büyük? Hangisi daha büyükse havzası daha geniş olan odur. Onun taşıdığı su miktarı diğerlerinden daha fazla olacak. Hangisi daha küçükse havzası daha küçük olacağı için taşıdığı su miktarı da daha az olacaktır. Sadece havzayı düşünmemiz istiyorsa eğer soruda büyüklüğüne dikkat edeceksiniz arkadaşlar akarsu. Evet, debi etkileyen faktörler de bu şekilde dedikten sonra diğer sayfamıza geçelim. Bir diğer terimimiz akış hızı arkadaşlar. Akış hızından bahsedelim. Az önce dedim akış hızı ile de bir karıştırılan şeylerden biri. Şimdi akış hızı bir akarsuyun saniyede aldığı yoldur. Şimdi bizim ülkemizdeki akarsuların akış hızı da genelde yüksek biliyorsunuz. Hızlı akıyorlar. Şimdi hızlı akmalarındaki temel faktör nedir arkadaşlar? Eğim ve engebenin fazla olması. Veya genç oluşumun olması da diyebilir. Eğim ve engebe fazla olduğundan dolayı akarsularımızın akış hızı nedir? Yüksektir. Şimdi tabii bunun olumlu yanı da var. Olumlu yanı nedir arkadaşlar? Akış hızlarının yüksek olmasının bir, hidroelektrik potansiyeli değil mi? Veya enerji potansiyeli de diyebilir size. İkincisi de arkadaşlar rafting sporunun gelişmesini olumlu yönde ne yapmıştır? Etkilemiştir. Bakın. Rafting sporu ve hidroelektrik potansiyelin yüksek olması. Bunlar akış hızının yüksek olmasına bağlı. Bunlar sağlamış olduğu avantajdır. Akış hızının yüksek olmasını. Tabii dezavantajı da var bunun arkadaşlar. Evet çok güzel. Selena hemen erozyon. Dezavantajı erozyon. Yani aşındırma fazla oluyor. Akış hızları fazla olduğundan dolayı aşındırma fazla. Aşındırmada fazla olduğu için buna da biz ne diyoruz? Eşittir erozyon diyoruz ama erozyonun da olumlu bir yanı var. Erozyonun olumlu yanı da biliyorsunuz delta ovalarının değil mi oluşmasını sağlıyor. O herkes evet alyon delta falan yapıştırdı çok güzel. Evet delta ovalarının oluşmasını ne yapıyor? Sağlıyor. Bu olumlu bir etkidir. Geçen bahsettik ovalarımızdan hatırlarsanız işte hani delta ovası oluşabilmesinin şartlarından biri akarsuyun bol miktarda alyon taşıması lazım. Bu da eşittir. Akarsu yatağında erozyon demektir arkadaşlar. Erozyon olumlu yanı o. İleride bahsedeceğiz tabii ki doğal afetlerde. Şimdi geldik bir diğer terimimiz su bölüm çizgisi arkadaşlar. Su bölüm çizgisi. Bu bir hayali çizgidir arkadaşlar. Şimdi bu iki akarsu havzasını birbirinden ayıran genelde dağların doruklarından, zirvelerinden geçen hayali çizgi. Mesela şöyle düşünün. İki tane farklı akarsu havzası var. İki farklı akarsu havzası var. Bu akarsuların ortasında da bir dağ var. Bu iki havzayı birbirinden ayıran o dağın zirvesidir arkadaşlar. O havzayı iki akarsu havzasına ayıran o ortalarından geçen dağın zirvesidir. O zirvedeki işte hayali çizgi olarak kabul ediyoruz o zirveyi.
O su bölüm çizgisidir. Şimdi sizin burada dikkat etmeniz gereken şu. İran ile sınırımızı oluşturur demişiz. Dikkat ederseniz eğer. Daha önce bu soru geldi arkadaşlar. İran'la olan sınır özelliğimizi sormuştu. İran'la aramızda sıra dağlar var. İran'la arkadaşlar sınırımızın büyük bir bölümünü su bölüm çizgisi oluşturuyor. Buna dikkat edin. Unutmamanız gereken şey burada bu. İran'la olan sınır özelliğimizdir. Şimdi geldik bir diğer terimimize. Diğer terimiz denge profili arkadaşlar. Denge profili. Akarsuyun yatağını milyonlarca aşındıra aşındıra deniz seviyesine ulaştırmasıdır. Bakın denge profili dediğimiz şey bu. Akarsuyun yatağını aşındırarak deniz seviyesine ulaştırmasına biz denge profili diyoruz. Fakat bizim ülkemizdeki akarsular deniz seviyesine pek yakın değil. Sebebi genç bir ülke olduğumuz için. İşte yükselti diyebilirsiniz, engebe diyebilirsiniz. Genç bir ülke olduğumuz için ülkemizdeki akarsular denge profilinden uzaktır arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bak denge profilinden uzak demişiz. Bu da genç oluşumun olmasını ispatlar. Denge profiline en yakın akarsuların bulunduğu bölge derse Ege bölgesi diyeceğiz. Bakın denge profiline en yakın akarsuların bulunduğu bölge hangisidir dediği zaman Ege bölgesi. Denge profiline en yakın akarsuların bulunduğu bölgedir. Şimdi denge profiline ulaşan akarsuların da bir takım özellikleri var. Bu akarsularımızın özellikleri nelerdir? Onlara bir bakalım. Şimdi bunlardan birincisi. Denge profiline ulaştıysa akarsu, yani deniz seviyesine yaklaştı. Ne olacak? Akış hızı azalacak. Aşındırma gücü akış hızı azaldığı için aşındırma gücü de azalacak. Enerji potansiyeli düşecek. Artık bu tür nehirlerden ne yapamayız? Biz enerji üretemeyiz. Elektrik enerjisi üretemeyiz. Üzerinde ulaşım ve taşımacılık yapılabilir bu tür akarsularda. Şimdi bir nehir üzerinde taşımacılık yapabilmemiz için öncelikle şart o akarsuyun ne olması lazım arkadaşlar? Denge profiline ulaşması lazım. Değil mi? Ve bu tür akarsular, denge profiline ulaşmış akarsularda arkadaşlar akarsu menderesler çizerek akar. Evet bizim ülkemizde bir Bartın çayında ulaşım taşımacılık yapılabiliyor. Onun dışında yoktur arkadaşlar. O daha az kısmında. Onun dışında taşımacılık faaliyeti yapılmıyor. Şimdi şu var. Belki daha önce size bahsetmişimdir. Söylemişimdir. Mesela dese ki bizim ülkemizdeki akarsular denge profiline ulaşmış olsa bile ülkemizdeki akarsular bakın dikkat edin denge profiline ulaşmış olsa bile birçoğu üzerinde yine de ulaşım ve taşımacılık faaliyeti yapılamaz. Neden? Şimdi denge profiline ulaştı akarsularımız ama birçoğu üzerinde hani yine de ulaşım ve taşımacılık yapamıyoruz. Evet. Bir yükselti geldi. Yükselti azaldı. Yükseltiyi ortadan kaldırdık. Deniz seviyesine yaklaştık. Evet, Esma debi düşük demiş güzel. Harikulade. Debisi düşük olduğu için diyebilirsiniz veya rejimlerinin düzensiz olması da diyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın debisinin düşük olması veya rejimlerinin düzensiz olması diyebilirsiniz. Şimdi bir akarsuda tamam taşımacılık yapabilmemiz için öncelikli şart denge profiline ulaşacak. Deniz seviyesine ulaşacak. Akış hızının yavaşlaması lazım. Ama bunun yanında ne olacak? Su seviyesinin yeterli olması lazım. Yani debisinin yeterli olması gerekiyor. Su seviyesi yetersiz olursa o akarsu üzerinden taşımacılık yapamayız ki. Ki zaten az önce de dedik bizim ülkemizdeki akarsuların debisi nedir? Ülkemizdeki akarsuların debisi genelde düşüktür arkadaşlar. Yarı kurak iklimlerden dolayı veya rejimlerinin düzensiz olması, su seviyesinin çok değişmesi yıl içerisinde. Bunu olumsuz ettiler. Böyle bir soruyla karşılaşırsanız eğer dikkat edin. Şimdi burada Menderes'ten mi bahsedelim arkadaşlar? Dedik ki Menderesler çizerek akar dedik bir akarsu. Menderes diğer adı Büklüm. Arkadaşlar Büklüm ne diyebilirsiniz? Akarsuyun eğiminin azaldığı yerde arkadaşlar eğiminin azaldığı yerlerde böyle sağa sola kıvrılarak büklümler oluşturarak akmasıdır. Biz buna Menderes diyoruz. Eğimin azaldığı her yerde görebilirsiniz. Şimdi denge profilinden bahsettik. Yani denge profiline ulaşan akarsu deniz seviyesine ulaştı. Akarsuyun eğimi azaldı. Eğimi azaldığına göre kesinlikle hani denge profiline ulaşan akarsu Menderes çizerek akacak. Ama her Menderes çizen akarsu denge profiline ulaşmıştır diyemezsiniz arkadaşlar. Bak dikkat edin.
her Menderes çizene karşı denge profiline ulaşmıştır diyemezsiniz. Çünkü yüksek olan düzlük alanlarda da akarsu Menderes çizebilir. Çünkü eğim azalıyor ya. Yüksekte ama düz bir yer. Eğim az. Burada da Menderes çizebilir akarsu. Bundan dolayı arkadaşlar dediğim gibi her Menderes çizene karşı denge profiline ulaşmıştır diyemezsiniz ama her denge profiline ulaşmış akarsu Menderes çizecektir. Bunu unutmayın. Şimdi Menderes hem aşındırma hem biriktirme şeklidir. Nasıl hem aşındırma hem biriktirme şeklidir? Bakın şuraya biz arkadaşlar yığınak demişiz şeklimizde. Yığınak. Burada akarsuyun akış hızı yavaşladığı için getirdiği malzemeleri burada biriktiriyor, yığıyor. O yüzden yığınak diyoruz. Şurada bakın akış yönüne dikkat ederseniz, şu oka dikkat ederseniz burası çarpaktır. Buraya çarpıyor akarsu ve burayı aşındırıyor. Burada akarsu aşındırma yapıyor. Burada ise yığınak dediğimiz yerde ise biriktirme yapıyor. O yüzden hem aşınım hem birikim şeklidir diyoruz biz buna, tamam mı? Evet, seki de hem aşınım hem birikim şekli. Seki veya taraça da diyebilirsiniz. Menderes de aynı şekilde. Bu dediğim gibi eğimin azaldığı yerde olur arkadaşlar. Şimdi Menderes çiziyorsa bir akarsu ne gibi özellikler ortaya çıkar? Arkadaşlar bu tür akarsuda Menderes çizene karşı da genelde bak dikkat edin birinci madde şurada yanlara doğru aşındırma olur demişiz. Aşındırma yanlara doğru. Derine doğru bu tür akarsularda derine doğru aşındırma çok fazla olmaz. Genelde eğimin fazla olduğu yerlerde derine doğru aşındırma fazla olur. Ama eğim azaldı burada. Eğimin azaldığı yerlerde Menderes çizecek ve Menderes çizdiği yerde genelde yanlara doğru aşındırma daha fazla olacak arkadaşlar. Dikkat edin. Akarsu sağa sola kıvrıldıkça zamanla boyu uzayacak. Boyu uzar. Diğer bir özelliği. Zamanla yatak değiştirir bu akarsu. Nasıl zamanla yatak değiştiriyor? Şimdi yukarıda dedik çarpak dedik. Buraya çarpa çarpa aşındıracak. Buradan kendine yeni bir yer açacak. Burayı zamanla yığınak dediğimiz yeri kapatacak arkadaşlar. Zamanla kendine yeni bir yatak yol açmış olacak. Yatak değiştirmesi dediğimiz olay bu. Ve Menderes şeklinin de yine en yaygın olduğu bölgemiz neresi? Ege bölgesidir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bunu unutmayın. Evet, Menderes de burada nokta alıyoruz. Şimdi geldik akarsu rejimine. Diğer bir terimimiz akarsu rejimi. Akarsu rejimi dediğimiz şey akarsuyun yıl içindeki seviye değişimidir arkadaşlar. Akarsuyun yıl içerisindeki seviye, su seviyesinin değişmesidir. Bir akarsuyun su seviyesi yıl içinde çok fazla değişiyorsa eğer rejim düzensiz. Çok fazla değişiyorsa rejim düzensiz. Ama bir akarsuyun su seviyesi pek fazla değişmiyorsa yıl içerisinde rejimi nedir? Düzenlidir arkadaşlar. Şimdi bizim akarsularımıza baktığımız zaman ülkemizdeki akarsuların rejimleri genelde nedir? Genelde düzensizdir. Çünkü yarı kurak iklimler hakim ülke genelinde. Yani birçok yerde yarı kurak iklim etkili olduğu için bu yüzden de rejimler akarsularımızın genelde düzensiz. Şimdi arkadaşlar rejimi etkileyen, akarsu rejimini etkileyen en temel faktör nedir? Bakın. En temel faktör yağış miktarı diyemezsiniz. Yağış, dikkat edin, rejimi demeniz lazım. Yağış miktarı bir yerde çok fazla olabilir ama tek bir mevsim düşüyorsa o yağış, orada akarsu rejimi yine düzensiz olacak. Yağışın yıl içine düzenli dağılmış olması lazım. Yani yağış rejimi düzenli olması gerekiyor ki akarsu rejimde düzenli olsun arkadaşlar. Tamam mı? Bu yüzden yağış rejimi akarsu rejimini etkileyen en önemli faktördür. Bunun dışında beşeri faaliyetler, mesela insan faaliyetleri arkadaşlar. Baraj yapıyoruz sulama amaçlı, enerji üretimi amaçlı, kullanma suyu amaçlı suları kullanıyoruz. Bu şekilde akarsuyun su miktarını değiştirebiliyoruz, etkileyebiliyoruz, rejime etkiliyoruz. Buharlaşma miktarı olsun, zeminin özelliği gibi o faktörler olsun. Bunlar da ne yapar? Rejime etki eder arkadaşlar. Şimdi biz bir akarsuyun yıl içerisinde taşımış olduğu taşların boyutuna bakarak ne yapabiliyoruz arkadaşlar? O akarsuyun rejimini tahmin edebiliyoruz. Şimdi burada 3 tane akarsu göstermişiz. Akarsuyun yıl içerisindeki taşıdığı taşların boyutunu göstermişiz. Bakın bunlar mevsimler. Bak şurası yaz. Şurası sonbahar, kış, ilkbahar. Şimdi dikkat eder misiniz? Hiç değişmemiş. Yani mevsimlere göre baktığınızda taşların boyutları hep yakın birbirine.
birbirine yakın olduğu için bu akarsuyun su seviyesinin yıl içerisinde pek fazla değiştiğini söyleyemeyiz. O zaman pek fazla değişmiyorsa su seviyesi rejimi düzenli demektir. Bakın ikinci akarsuya bakalım. Hemen yanındaki akarsuya yaz. Yine mevsimleri gösterdik. Yaz, sonbahar, kış, ilkbahar. Şimdi burada da dikkat ederseniz mevsimlere göre kayaçların boyutu pek değişmemiş. Pek değişmemiş. Değişmemişse demek ki bu akarsuyun da su seviyesi pek değişmemiş demektir yıl içerisinde. Rejimi düzenli. Peki bu arkadaşlar birinci akarsu ile ikinci akarsu arasındaki fark ne olabilir? Aradaki fark sizce nedir? Bu iki akarsu arasında sıcaklık, yağış başka. Bu iki akarsu arasındaki fark sizce ne olabilir? Rejimleri. Evet, Zeynep Nisa su miktarı güzel, akış hızı da olabilir güzel. Debi güzel. Şimdi bakın, evet su miktarı arkadaşlar debisi ve akış hızı da olabilir. Tabii ki eğimi de etkileyebilir bunu. Şimdi buradan şunu çıkarabilirsiniz. Birinci akarsuyun debisinin ikinci akarsuyun debisinden yani su miktarından daha fazla olduğunu söyleyebilirsiniz. Ve atıyorum mesela hani birinci akarsuyun bulunduğu yerde belki eğim daha fazladır. Akış hızı daha yüksektir diyebilirsiniz. Bunlar farklı olarak olabilir. Ama rejimleri ikisinin de düzenli. Şimdi üçüncü akarsuya baktığımız zaman mevsimlere yaz, sonbahar, kış, ilkbahar. Bakın yazın çok küçük kayaç taşımış. Dikkat edin. Kışın çok büyük kayaç taşımış. Ben buradan şunu anlıyorum. Kışın su seviyesi bayağı bir düşüyor. Kışın su seviyesi bayağı bir yükseliyor arkadaşlar. Yaz mevsiminde ise su seviyesi bayağı bir azalıyor. O zaman bu akarsu rejimi nedir? Arkadaşlar düzensiz demektir. Düzensiz. Düzensiz rejime sahip olanlar da su seviyesi değiştikçe taşıdığı kayacın boyutu da değişecek arkadaşlar. Şimdi biz buradan yola çıkarak bu akarsuyun bulunduğu bölgeyi de tahmin edebiliriz. Şimdi bizim ülkemizde hani düzenli rejime sahip olanlar azdı dedik. Düzensiz rejim daha fazla. Şimdi bu düzensiz rejime sahip olan akarsuyumuz hangi bölgeye ait olur dediğimiz zaman bu Akdeniz iklimi bölgesi demişiz dikkat ederseniz. Evet neden Akdeniz bölgesi? Ben buradan şunu anlıyorum. Tabii ileride göreceğiz, iklimlerde de bahsedeceğiz. Arkadaşlar Akdeniz bölgesi en fazla yağışı kış mevsiminde alır ve genelde yağmur şeklinde alır. Kış mevsiminde yağmur şeklinde düşüyorsa yağış arttığı anda akarsu debisi de ne olacak? Debi de yükselecek. Kış mevsiminde debinin yükseldiğini görüyorum çünkü büyük kayaç taşımış. Akdeniz'de yazlar sıcak ve kurak geçiyor, yağış pek yok. Akarsu debileri bayağı bir düşüyor. İklimine uygun mu? Taşıdığı taş boyutu yıl içerisinde? Evet, uygun. O zaman bu Akdeniz iklimi bölgesine aittir diyebilirsiniz. Eğer en büyük kayacı ilkbahar mevsiminde taşımış olsaydı bu genelde karasal iklim bölgelerine aittir diyebilirsiniz arkadaşlar. İlkbaharda taşımış olsaydı eğer. Şimdi bizim ülkemizde de bakın beslenme özelliklerine göre farklı farklı akarsu rejimleri var arkadaşlar. Buna da dikkat etmemiz lazım. Beslenme özelliğine göre akarsu rejimleri. Birincisi yağmur sularıyla beslenenler. Yağmur sularıyla beslenmesi için yağışların yağmur şeklinde düşmesi lazım. Yani Akdeniz iklimi bölgesini, bakın Akdeniz bölgesi demiyorum. Akdeniz iklimi bölgesi. Akdeniz iklimin etkili olduğu diğer bölgeler de var. Akdeniz iklimi bölgesi veya Karadeniz iklimi bölgesinden etkilenmesi lazım ki bu akarsuyun yağmur sularıyla beslensin. Birkaç örneğini gösterdik. Mesela Bartın çayı, Filyos, Susurluk, Bakırçay, Gediz, Asi vesaire gibi. Kar ve buz sularıyla beslenen bizim ülkemizde böyle akarsu çoktur. Kar, buz suları. Çünkü iç bölgelerde ve yüksek kesimlerde genelde kış mevsimi kar yağışlı geçtiği için bunlardan oluyor. İlkbaharda eriyor. Bu akarsuların beslenmesinde etkili oluyor. Genelde iç kesimlerden ve yüksek kesimlerden kaynaklanan akarsu. Aras, Kura, işte Çoruh, Fırat, Kızılırmak vesaire bunları örnek olarak verebilirsiniz. Karma rejimli çoktur ülkemizde. Nasıl çoktur? Şimdi karma rejimli dediğimiz şey şu arkadaşlar. Birkaç iklim bölgesinden geçen büyük çaptaki akarsulardır. Şimdi birkaç iklim bölgesinden geçecek ki akarsunun beslenme özelliği değişsin. Beslenme özelliği değişsin ki karma rejimli olsun. Mesela büyük akarsular genelde örnek olarak verdik. Fırat gibi, Kızılırmak, Sakarya, Yeşilırmak gibi, Seyhan gibi nehirleri. Bunu örnek olarak ne yaptık? Arkadaşlar gösterdik. Bunları karma rejimli akarsu diyebiliriz. Farklı iklim bölgelerinden geçmesi lazım ki beslenme özelliği değişsin unutmayın. Geldik kaynak sularıyla beslenenlere.
Şimdi arkadaşlar kaynak sularıyla beslenenler deyince aklımıza karstik araziler gelsin. Karstik arazilerde yaygındır bu tür akarsular daha çok. Karstik arazilerde. Yer altı sularıyla daha çok beslenen akarsu lazım bize. Yer altı suları bakımından zengin olan bölgemiz Akdeniz değil miydi? Akdeniz bölgesi. O yüzden kaynak suyla beslenen akarsular deyince ilk aklımıza gelmesi gereken bölgemiz Akdeniz bölgesi olacak. Akdeniz'deki birçok akarsu kaynak sularıyla beslenir. Göksu, Manavgat, Köprüçayı, Aksu, Eşen Çayı, Dalaman Nehri gibi. Bunları örnek olarak verebilirsiniz. Bakın, burada şunu da unutmayın. Arkadaşlar, kaynak sularıyla beslenen akarsuların rejimleri nispeten düzenlidir. Bakın, rejimleri nispeten düzenlidir. Yani su seviyesi yıl içerisinde çok fazla değişmiyor bu akarsular. Dikkat edin. Bunu şekilde soru olarak sorabilir size. Mesela atıyorum bu akarsulardan herhangi birini verdi. Mesela dedi ki Manavgat Nehri atıyorum. Dedi ki Manavgat Nehri bulunduğu bölgede yazlar sıcak ve kurak geçmesine rağmen yaz mevsiminde Manavgat Nehri'nin su seviyesi pek azalmaz. Neden? Cevabımız hemen şu olacak. Yer altı sularıyla beslendiği için veya kaynak sularıyla beslendiği için diyeceğiz cevap olarak arkadaşlar. Buna dikkat edin. Şimdi geldik bir diğeri. Gölden kaynaklanan akarsulara. Gölden kaynaklanan akarsular. Bunlara göl ayağı veya giden diyebilirsiniz arkadaşlar. Gölün işte fazla sularını hani boşaltan küçük nehirlerdir. Bunların da rejimleri nispeten düzenlidir. Bakın rejimleri bunların nispeten düzenli. Çok fazla su seviyesi değişmez. Bakın bunları örnek olarak çarşamba suyu demişiz, kovada çayı demişiz, arpa çay demişiz, koca çay demişiz. Bunların beslendiği göllerdir bunlar. Bu göllerin sularını boşaltır. Mesela çarşamba Beyşehir Gölü'nün sularını boşaltıyor. Kovada Eğirdir Gölü'nün sularını boşaltıyor. Arpa çay Çıldır Gölü'nün, koca çay Manyas Gölü'nün vesaire. Bunlara da biz gölden kaynaklanan akarsu diyoruz arkadaşlar ve rejimleri nispeten düzenli. Şimdi geldik. Sonuncusu sel rejimliler. Şimdi sel rejimlerin ismi çok karıştırılıyor. Sel rejimli deyince aklına insanın düz mantık hani düşününce insanın aklına direkt Karadeniz geliyor. Yağışın fazla olduğu bir yer. Veya böyle hani taşkın yapabilecek, taşkın riski yüksek bir akarsu geliyor insanın aklına ama kastettiğimiz şey o değil arkadaşlar. Ne taşkın riski yüksek bir akarsu düşüneceksiniz ne de Karadeniz'i düşüneceksiniz. Sel rejimli dediği zaman evet. İç Anadolu. İç Anadolu şöyle bir şey. Geçici akarsuların olduğu yer olması lazım. Yani böyle mevsimlik akış gösterecek arkadaşlar. Küçük çaptaki nehirlerdir. Mesela ben ders anlatırken Erzincan'da Vaskir çayını örnek verdim. Vaskir'di bilen varsa bilmiyorum. Işıkpınar Köyü'nün eski adı Vaskir'dir. Oradan bir dere geçer. Hatta üniversiteye giderken orada bir köprü var. Ulalarla Erzincan arasında. O köprünün oradan üstünden geçtiğiniz dere Vaskirt deresidir. Vaskirt deresi mesela yaz mevsiminde kuruyor. Bu çapta böyle küçük çaptaki nehirlerdir. Geçici. İlkbaharda bakarsınız işte karların erimesi, yağışların eklenmesiyle dere yatağında su var. Bakarsınız yazında kurumuş. Bu nehirlere biz sel rejimli nehirler diyoruz. Ve bunun da en yaygın olduğu bölge arkadaşlar İç Anadolu bölgesidir. Bakın buna dikkat edin. İç Anadolu bölgesi. Beslenme özelliklerine göre akarsu rejimlerimiz bu şekilde. Şimdi haritamız üzerinde biraz akarsularımızın yerlerine bakalım arkadaşlar. İnceleyelim akarsularımızın yerlerini. Hangisi nereye dökülüyor, nerede yer alıyor? Bak yerler önemli, unutmayın. Şimdi burada bir numaralı akarsuyla başlayalım. Bakın bir numaralı akarsuyumuz ne tarafta? Bir numarayı görüyorsunuz. Bir numara burada. Şuradan geliyor. Bulgaristan'dan geliyor. Yunanistan'da da sınırımız oluşturuyor. Denize dökülüyor. Bu Meriç Nehri arkadaşlar. Meriç Nehri bu. Şurada iki numaralı da Ergene Nehri'dir. Bu da gelip şeyle birleşiyor. Meriç Nehri ile birleşiyor. Şeye dökülüyor. Ege'ye dökülüyor. Şuradan 3 ile devam edelim. 3 numaralı nehrimiz de arkadaşlar şurası da Sakarya Nehri. Bu da Sakarya Karadeniz'de dökülen nehirdir. Şöyle farklı renkler kullanayım. 4 numaralı nehrimiz Filyos Nehri arkadaşlar Karadeniz'e dökülüyor.
Şurası da Bartın Çayı. Küçük bir nehrimiz yine. Şu da devam edeceğim. Biraz renk seçeyim. Şu da Kızılırmak. 6 numaralı nehrimiz arkadaşlar. Kızılırmak Nehri. Şöyle geliyor. Buradan Karadeniz'e dökülüyor. Şu 7 numaralı nehrimiz de arkadaşlar Yeşilırmak Nehri'dir. Bu da Karadeniz'e dökülüyor. 8 numaralı nehrimiz Çoruh Nehri. Bu da geçiyor Gürcistan'a. Gürcistan'dan denize dökülüyor arkadaşlar. Çoruh Nehri dedik. Şimdi devam edelim. 9 numaralı nehrimiz Kura Nehri arkadaşlar. Buradan sınırlarımız dışına çıkıyor. 10 numaralı nehrimiz Aras Nehri. Buradan sınır oluşturan nehirlerden biridir yine arkadaşlar. Ermenistan'la aramızda sınır oluşturur bu. Bazı zaman böyle sorular da geliyor aşağıdaki akarsulardan hangisi işte herhangi bir ülkeyle doğal sınır oluşturur. Mesela bunlardan biri bak dikkat edin. Aras Nehri'dir. Bir diğeri Meriç Nehri'dir. Yine var arkadaşlar. Bir diğeri 11 numaralı nehrimiz. 11 numaralı nehrimiz Dicle Nehri arkadaşlar. 12 numaralı nehrimiz Fırat Nehri. Şu şekilde görelim. Evet. 12. 13 numaralı nehrimize bakıyoruz. 13 numaralı nehir Asi Nehri. Hatay'dan sınırlarımıza giriyor. Buradan denize dökülüyor. Mesela Asi Nehri de Suriye ile küçük bir sınır oluşturur. Doğal bir sınır oluşturur arkadaşlar. Bunu da alabilirsiniz. 13 numaralı nehri de alabilirsiniz. Bir de şurada 11 numaralı nehir Dicle'yi de alabilirsiniz. Şurada yine Suriye ile küçük bir sınır oluşturuyor. Doğal sınır olarak. Mesela doğal sınır olarak sorulan akarsularda işte Meriç, Aras, Dicle, Asi Nehri'ni ne yapabilirsiniz? Örnek olarak gösterebilirsiniz. 14 numaralı nehrimiz şurası Ceyhan Nehri arkadaşlar. 15'te Seyhan Nehri. 16 numaralı akarsuyumuz Göksu Nehri. 17 numara Manavgat Nehri. 18 Köprü Çayı. 19 Aksu. 20 numaralı nehir Eşen Çayı. 21 numaralı nehrimiz arkadaşlar Dalaman Nehri. Şimdi daha önce şöyle bir soruyu sordular. Diyor ki aşağıdaki akarsulardan hangisi kaynağını Anadolu'nun iç kesimlerinden alıp denize dökülenlerden biri değildir. Şimdi Anadolu'nun iç kesimlerinden alıp denize dökülenlerden biri değildir. Burada küçük bir akarsu düşünmemiz lazım. Mesela işte bakın bu işte Eşen Çayı gibi, Dalaman Nehri gibi ki cevap Dalaman Nehri'ydi arkadaşlar. Bunlar kıyı bölgesinden kaynaklanıp denize dökülüyor. Anadolu'nun iç kesimlerinden kaynaklanmıyor yani. Mesela işte Bartın Çayı gibi, Filios Nehri gibi. Böyle küçük nehirleri düşüneceğiz. Evet, Dalaman Nehri 21. Bu da sorunun cevabıydı aynı zamanda. Bir diğer nehrimiz arkadaşlar 22 numarayla Büyük Menderes Nehri arkadaşlar. Buradan Ege'ye dökülüyor. 23 numaralı nehrimiz Küçük Menderes. 24 numaralı nehrimiz Gediz. 25 numaralı nehrimiz burası Bakırçay. Ve 26 numaralı nehrimiz de Susurluk Nehri. Önemli nehirlerimiz bunlar. Yerleri bu şekilde arkadaşlar. Yerlerine dikkat edin. Yani nereden kaynaklanıp nereye döküldüklerine de dikkat edin bu nehirlerin. Bunun dışında şu Ege'dekilerin de hani bu Bakırçay, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Gediz bunlar hem buradaki akarsuların hem de buradaki Graben ovalarının ismidir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Graben ovalarından geçtiğimizde bahsetmiştik hatırlarsanız eğer orojenezi anlatırken. Akarsularımızın yerleri de bu şekilde dedikten sonra kağıdımızı küçültelim. Şimdi arkadaşlar burada kalalım. Herhalde haftaya şöyle bahsedeceğiz arkadaşlar. Haftaya akarsu aşınım şekilleri bana hatırlatın unutturmayın. Arkadaşlar akarsu aşınım şekilleri. Buradan başlarız. Aşınım şekilleri, birikim şekilleri, hem aşınım hem birikim şekilleri var.
Daha sonra rüzgar şekilleri, karstik şekiller. Bunlardan bahsederiz. Ondan sonra buzullar, göller bu şekilde devam edeceğiz. Burada kalalım arkadaşlar. Web'den hem notları ben attım lan kişiye. Gruba atmamış mıydım ben bu notu? Gruplara attım mı? Öyle hatırlıyorum. Sen sonradan mı katıldın gruba acaba? Gruba çünkü attığımı hatırlıyorum ben. Gruba sonradan katıldıysan bak dikkat et. Grubun içine bak. Ben atmıştım bu notları. Bu notlara dikkat edin. Bana unutturmayın arkadaşlar. Haftaya Akarsu aşınımıyla devam ederiz, bitiririz. Sormak istediğiniz bir şey var mı?